Evet. Kazanım 11'deyiz. Şimdi burada verilen e, eşit, denkliklere göre P'nin değil ya da Q'nun mesaj şekerlerinden hangisine denktir demiş. Şimdi bakalım. Burada 0 ve 1. V bağlanında 0 varsa sonuç 0'dır. Ama 0'ın değili olduğu için yani şu içerisi normalde 0 0'ın değili 1 yapar. 1 ve Q 1'e denkmiş. O zaman 1 ve 1 1'e denktir bir tek. Q 1'e denk olmalı. Q'yu bulduk. Şimdi burada Bak 1 ve 0. V bağlacı var. 0. 0 ve bir şey. Zaten burası direkt 0 olacak. Ya da ya bakmaya bile gerek yok. Çünkü sağ taraf 0. V bağlacı var. E zaten 0 ya da 0 aynı olduğu için bunlar yine 0'a eşit. 0 ve 0, 0. P veya 0. Bak P veya 0, 0. E bir tek 0 veya 0, 0'a denktir. Yani P'yi de ne bulduk? 0 bulduk. Tamam. Şimdi P'nin değili ya da Q. P 0. P'nin değili 1 ya da Q dediğim 1. 1 ya da 1 neye denktir? 0'a denktir aynı olduğu için. Yani buradan cevabım direkt ne oldu? A seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. 1'e denktir demiş. Yanlış. P'nin değiline denktir. Bu da 1. Q 1. P veya Q 1 veya 0 1. Bu da değil. Yani cevabım A oldu. Hepsi 1 geldi. Bir tek A seçeneği 0. Şimdi diyor ki buna göre PQ reaksiyon doğruluk değeri. Şimdi aradaki büyük bağlaç ne veya sonuç sıfırsa sıfır veya sıfır olması lazım. şimdi P veya Q sıfır demiş burada. P veya Q'nun sıfır olması lazım. P de sıfır, Q'da de sıfır olur. Sıfır veya sıfır. R veya S sıfırsa R de sıfır, S de sıfır. Yani P, Q, R, S hepsi sıfır eşit olmalı. Cevabım C olur. Verilen denkliğe göre P'nin değili ya da Q önermesi. Şimdi bakıyoruz buraya. Bu ne eşitmiş? Sıfırmış. Bu sıfırsa iki durum var. Ya bu birebir doğru mu? Ya birebir ya da 0'a 0. Yani aynı olduğunda ya da da sonuç 0 oluyordu. Şimdi P veya 0 1 ise birinci durum için değerlendiriyorum. P veya 0 1 ise P 1'dir. P 1'dir. Çünkü 1 veya 0 1 olur. P ve P 1, Q ve 1 1 ise Q da birdir. P 1 Q 1 P ile Q 1'in denk yani? Diğerine bakalım. P veya sıfır Şuradan devam edeyim. P veya 0 0 ise P 0'dır. Şöyle düzgün yapayım tabi. P 0'a denktir. E, Q ve 1 0 ise 0 ve 1 0'dır. Q da 0'dır. Yani P 1 iken Q 1 P 0 iken Q 0. Şimdi buradaki P'nin değili ya da Q. Örneğin P 1 ise P 1 için alalım. P denk 1 ise 1'in değili 0 ya da Q 1 olur P 1 ise 0 ya da 1 e P0 alırsam, P'yi 0 alırsam P'nin değili 1. O zaman Q0 olacak 1 ya da 0. E sonuçta her türlü bunlar birbirinden farklı olduğu için bunlar 1'e denktir. 0 ya da 1 1 ya da 0 her türlü bu 1'e denk olacak. Cevabım B oldu. Evet. Verilen denkliklere göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. P'nin değili veya 0 1'e denktir. Bu şu demek? 1 veya 0 bir e denktir. Bir tane 0 olduğu için. P'nin değeri 0 ise P'nin değeri 1 ise P0'dır. Pardon. P'nin değeri 1, P0. E, Q ve 1 0'mış. Demek ki bu Q'nun 0 olması lazım. Q da 0. Bunu buldum. D ya da P 1'miş. P ne? P'yi şey ben 1, e, P'yi 0 buldum özür dilerim. S ya da 0 1 ise bunların farklı olması lazım. S'nin de 1 olması lazım. S'ye de 1'e denk. Bunları bulduk. Şimdi buna göre hangisi doğrudur diye bakacağız. Bakıyorum birinciye. P ve P ne? 0. 0 ve bir şey 0 zaten. Diğerlerine bakmama gerek yok. Buraya geldim. P'nin değili. P'nin değili 1. Ve Q. 1 ve 0. Burası 0 yaptı. Ya da S. 1. 0 ya da 1. Bu 1'dir. Zaten ben doğru olanı yani sonucu 1'e olanı diyorum. Cevabım B oldu. Diğerlerini kontrol edelim hızlıca. P'nin değili 1. S'nin değili 0. 1 ve 0. 0. 0 veya 0 0 bu da gitti. B ve Q'nun değili. 0 ve bir şey zaten burası 0 yaptı. B'nin değili 1 veya olduğu için zaten burası 1. 1'in değili 0. 0 veya 0'dan bu da 0 oldu. B ya da 0 ya da C'nin değili 0. 0 ya da 0 0 aynı olduğu için 0 ve bağlacı var. 0 ile neyi birleştirirsen birleştirin bu da 0'a denk olur. Yani cevabım B oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. thank you